Kızlar, bu elbiseyi hatırlıyor musunuz? Ya geçen sene yıl sonu balosunda giydiğin elbise değil mi? Evet, Ozan'la dans etmiştik. Ben de Erdem'le etmiştim. Çok güzeldi ama artık Selena yok. Ha, Selena demişken aklıma geldi. Afrodite ne oldu acaba? Bir haber çıkmadı. O bizi sevmiyor bence. Belki de işleri vardır. Ondan başka kurtuluş şansımız kalmadı. Haklısın. Bir daha çağıralım Afrodit'i bence. Durumun ciddiyetini anlamadı galiba. Afrodit. Afrodit, Afrodit. Ne oldu şekerim? Öyle zırt pırt çağrılmaz ki değil mi ama? Lambacını mı zannettiniz beni? Ay çok espriliyim. Rahatsız ettiysek özür dileriz de biz sana sorunumuzu çözüp çözmeyeceğini soracaktık. Sizin sorunuz neydi? Yani sorun mu var? Ne sorun? Bizi yurda yerleştiriyorlar. Çok az zamanımız kaldı. Arkadaşlarımıza bile veda ettik. Ay şey aklımdan tamamen çıkmış yani. Ben de bir şey unuttum, bir şey unuttum diyordum ama gördünüz mü bak. Ama bütün hayatımız değişmek üzere. Yani açıkçası senin bizi umursamadığını düşünüyoruz. Aa, olur mu öyle şey? Bakın hemen not alıyorum. Günlerden çarşamba saat 14.30. Selim, Leyla ve Nazlı'yı yatılı okula gitmekten kurtaracağım. Gördünüz bak not bile aldım. Hemen halletmeyecek misin yani? Şimdi halledemem canım. Yani önce halletmem gereken bazı şeyler var. Buradan Tarzi'ye uğrayacağım. Oradan sonra süt banyosu yapacağım. Daha sonra da tabii ki bu işin manikürü, pedikürü falan var. Yani bunlar olmazsa olmaz şeyler. Onları hallettikten sonra sizin işinizi tabii ki halledeceğim yani. Değil mi? Ama şimdi gitmem gerekiyor benim, tamam mı? Hadi hoşçakalın. Niyeyse hiç ısınamadım Afrodit'e. Ay zaten ona kim ısınabilir ki? Artık tamamen yalnız kaldık. Yani yatılı okula gidiyoruz. Maalesef Nazlıcığım. Hadi hazırlanalım artık. Selena, buradaki herkes görevini layıkıyla yerine getirdiği için mutludur. Bildiğim kadarıyla sen de görevini fazlasıyla yaptın. Niçin mutsuzsun? Benim görevim yarım kaldı Robin. Görevimi tamamlayamadan görevden alındım. Anlıyorum. Ama sen o kadar çok iyilik yaptın ve yaptırdın ki... buradaki herkesten çok görev yaptın bence. Orası öyle ama... benim kaygılandığım insanlar var. Özellikle de sevdiğim adam. O şu anda ciddi bir tehlike altında. Ve ben ona yardım edemiyorum. Keşke sana yardımcı olabilsem Selena. Seni böyle üzgün görmek beni de üzüyor. Teşekkür ederim. İyilik tarih boyunca hiç bu kadar azalmamıştı efendim. Evet. Dünyanın dengesi bozuluyor. Efendim yanlış anlamayın ama... Afrodit süslenip püslenmekten başka bir şey yapmıyor. Özünde iyilik var ama bunun kimseye faydası dokunmuyor. Bu böyle olmayacak. Aa, kızlar, elinizi bile sürmemişsiniz. Yoksa artık Müstesna teyzenizin keklerini sevmiyorsunuz mu? Hiç olur mu öyle şey Müstesna teyze? Hatta en çok özleyeceğim şeylerden biri de senin keklerin olacak. Ve de yemeklerin. Siz hiç merak etmeyin. Müstesna teyzeniz sizi Elin okulunda aç bırakır mı hiç? Yapar yapar Zülfikar abiniz de getiririz. Sağ ol. Hem çıkmamış candan ümit kesilmez ki. Bakarsınız amcanız vazgeçiverir sizi yatılı okula göndermekten. Gerçekten mi? Keşke öyle bir şey olsa. Ah geldiler galiba. Hoş geldiniz. Aman hoş bulduk hoş bulduk. Ah Ekrem'cim valla vazgeçtiğimiz çok iyi oldu. Bilmem ki. Vaz mı geçtiniz? Aa vazgeçtik. E5'ten gelecektik. Son anda TEN'e girdik. Ay E5'te kaza varmış. İyi ki öyle yapmışız. Yoksa hala yoldaydık. bu arada siz niye böyle dikiliyorsunuz? Bana bakın hazırlandınız değil mi? Ha? Topladınız mı bütün eşyalarınızı? Topladık. Topladıkmış. Ay muşmula suratlı. Yani inanamıyorum size.
Amcanızla yenginiz şu iflas etmiş halleriyle ta cehennemin dibine kadar gidip size parasız yatan okulu beğenmeye çalışsınlar. Sizin şu suratınıza bakın. 5 karış surat canım. Aslı rahat bırak kızları. Tamam hayatım. Kötü bir şey söylemedim ki ben. Bana bakın kızlar. 2 saat sonra gidiyorsunuz. Bütün eşyalarınızı toplayın. Ortalıkta size ait hiçbir şey görmek istemiyorum. Gider ayak son kez rencide ettirmeyin kendinizi bana, anlaşıldı mı? Yani gerçekten gidiyor muyuz? Maalesef. Çocuklar, yüzünüze bakmaktan bile utanacak haldeyim. Keşke şartlar böyle gelişmeseydi. Amcacığım lütfen bu kadar üzmeyin kendinizi. Eğer mecbur kalmasaydınız bizi göndermeyeceğinizi biliyoruz. Hem bu kadar zaman sahip çıktınız bize. Tıpkı kendi kızlarınız gibi. Ne biçim söz o yavrum? Sizler benim kızlarımsınız zaten. Amcacığım ne olur anlamayın.